Günaydın sabahlar. Focus'la karşınızdayız. Önümüzdeki bir saat boyunca beraber olacağız. Artık seçim gününe çok az bir süre kaldı. Bugün de seçim öncesindeki son işlem günü. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Onun detaylarını aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'dan bir açıklama var, bir uyarı var. Eğer Kongre borçlanma tavanını artırmazsa finansal ve ekonomik felaketle karşı karşıya geliriz söylemini yinelemiş oldu. Ve orada işte bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre liderleriyle görüşmesi vardı. Ancak bu görüşmenin önümüzdeki haftaya ertelendiğine dair haberler de geldi. Çok yakından takip ettiğimiz bir gelişme. Ve tabii şöyle bir piyasalara bakalım. Nasıl hareketler gerçekleşiyor dediğimiz zaman borsada dün %8'e varan bir yükselişle gün tamamlandıktan sonra bugün de yine pozitif bir başlangıç yaptık. %1,02'lik yükselişle 4.897 puandan gün başlamıştı. Ancak spot piyasada şu anda biraz daha işlemlerin negatife döndüğünü görüyoruz. %0,27'lik kayıp hakim. Ki bunun öncesinde borsa pozitif seyrederken vadeli işlemler negatif seyrine başlamıştı. Şu anda yine Viyop tarafında da %2'nin üzerindeki kayıplar dikkatleri çekiyor. Bankacılık endeksindeki haftalık yükseliş %23'ü aştı ve bugünkü şöyle bir rakamlara baktığımız zaman bankacılık tarafında %2,67'lik yükselişler var. Birinci sırada şu anda Garanti Bankası'ndaki alımlar yer alıyor. Sınav endeks negatifte seyrederken mali endekste de yukarı yönlü bir hareket çabası var. Ve dolar TL tarafında 19.59 seviyesini görüyoruz seçim öncesindeki son işlem gününde. Orada da hareketlilik devam ediyor aslında ve kurdaki zımni oynaklıkta 16 ayın zirvesine çıkmış durumda. Bu arada Merkez Bankası kendisinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi %4,50'den %4,75 seviyesine çıkarma kararı aldı. Bunu da hatırlatalım. Euro TL tarafında 21.68 seviyesini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.09'da yatay seyrine devam ediyor. Dolar endeksinde ise biraz daha yön yukarı gidiyor gibi duruyor. Her ne kadar şu saatlerde yatay olsa da aslında beklentinin altında kalan enflasyon verisine rağmen ABD tarafında hem üfe hem tüfe tarafında orada biraz dolar endeksinde yukarı yönlü kıpırdanmalar görmek mümkün oluyor. Avrupa borsaları tarafında gün pozitif başladı. İngiltere ekonomisinin büyüme rakamlarını aldık ve ilk çeyrekte yıllık %0,2'lik bir büyüme oldu. Dün de İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz artışına gittiğini gözlemlemiştik. Enflasyon %10,1 seviyesinde hala çifthanelerde yer alıyor. Dolayısıyla daha fazla faiz artışının gelebileceğine dair o kapıda aralık bırakıldı İngiltere özelinde. Ve ABD vadeli piyasalara şöyle bir bakalım. Orada da dün pozitif bir kapanışın ardından şu anda vadeli piyasalarda da iyimser bir hava var. Risk iştahında bir miktar bozulma gözlemlendi bu hafta içerisinde aslında genelde. Ama burada o şu anda biraz daha pozitife dönmüş gibi duruyor ama kalıcı olacak mı bunu izleyeceğiz. Bir yandan gözlerimiz tabii ki borç tavanı görüşmelerinde. Nasdaq'da ise bu haftayı pozitifte kapatmaya hazırlanan bir tablo karşımıza çıkıyor. Pozitifte kapattığı takdirde 3 hafta üst üste yükselişle tamamlamış olacak haftayı. Emtia piyasasında altının 2000 dolar seviyesinin üzerindeki tutunma çabasını görüyoruz. Ancak ABD enflasyon verisi sonrasında hem altında hem de gümüşte bir miktar geri çekilme olmuştu. Gümüşteki satışların biraz daha sert olduğunu görmek mümkün oluyor altınla kıyasladığımız zaman. 25 dolarlardan 23 dolarlara kadar geriledik bu süre içerisinde. İçeride altının gramı 1265 liradan el değiştiriyor ve iki tip petrol de bu sabah yön aşağı. İki gündür orada da biraz satış baskısı artmış durumda. Brent petrol 75 doların altında. Ve kripto paralar üzerindeki satış baskısı da sürüyor. Her ne kadar şu anda Ripple'da bir pozitif ayrışma gözlemlense de ana kripto para Bitcoin %2,5'a varan bir düşüşle karşımızda ve 26 bin doların üzerindeki hareketleri görüyoruz. Ethereum'da da 1800 dolarları görürken şu anda 1700 dolarlara doğru bir geri çekilme var. Ve Albatros portföye gidelim. Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. Hemen ben sözü sana bırakayım. Dünkü yükselişlerin ardından bugün de gün pozitif başladı borsada ama sonrasında negatife dönen bir tablo var. Her ne kadar böyle sınırlı düşüşler olsa da ama Viyop tarafında biraz daha satışların derinleştiğini görmek mümkün oluyor. Ne dersin? Nasıl bir gün bizi bekliyor acaba? Dün Borsa İstanbul'da tarihi günlerden birini yaşadık. Oldukça hareketli bir gündü. Viyop tarafında Viyop'un tavan olduğunu gördük. İçeride birçok hisse tavan oldu. Zaten hafta başından beri bankacılık hisseleri, holding hisseleri çok pozitif ayrışıyordu ama dün tamamen
genele yayılan bir alım olduğunu gördük. Sanayi tarafında da özellikle yine tavana doğru giden fiyatlamalar vardı. Oldukça iyi bir gündü. Seçim fiyatlaması biraz daha dünkü haber akışı ile birlikte sanki netleşti gibi. Anketler yayınlandı biliyorsun, bazı anketler ve seçimin ilk turda biteceğine ilişkin bir algı oluşmaya başladı. Bu belirsizliğin kalkması tabii ki ilk turda bitmesi ve belirsizliğin kalkması piyasaların seveceği bir senaryo olur. Sonrasında tabii ki devreye alınacak politikalarla birlikte farklılaşan bir fiyatlama görebiliriz ya da bu pozitifliğin devam ettiğini görebiliriz. Ama şu anda ilk etapta piyasaların görmek istediği bu belirsizliğin bir an önce kalkması. Bugün biraz daha evet dediğin gibi yani iyi başladık ama biraz daha negatife dönen bir görüntü var ama gün boyu oynaklık devam edebilir. Çünkü artık bugün son gün, son işlem günü. O yüzden çok da bugünkü şu anki anlık fiyatlamaya da odaklanmamak gerekiyor. CDS'lerimizde dün bir geri çekilme oldu. Uzun bir aradan sonra 500 seviyesinin altına geldik. Oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu bizim mevcut potansiyelimizi de ortaya çıkaran bir görüntü aslında. Türkiye piyasaları MSCI bazında baktığımız zaman, MSCI endekslerine göre kıyasladığımız zaman fiyat kazanç oranları bakımından çok ciddi iskonto barındırıyor. En son baktığımda %70'e yakın bir iskonto vardı üzerimizde diğer MSCI gelişmekte olan ülkelere kıyasla. Dolayısıyla seçimleri ilk turda sonuçlandırabilirsek ve akabinde doğru ekonomik politikalarla doğru bir yola giren bir patika izlenebilirse üzerimizdeki bu ciddi iskonto yavaş yavaş azalacaktır ve Türkiye piyasalarında potansiyeli ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Albatros Portföy'den Filiz Özcan bizimle beraber de şimdi Bloomberg ET araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu bizimle beraber. Çağlar, günaydın, hoş geldin. Hoş buldum Reyhan. Evet, seçim öncesinde şöyle bir Türkiye'nin makro ekonomik fotoğrafını çekmek istesek bize grafiklerle nasıl bir fotoğraf çekerdin, neler gösterirdin, detaylar sende. Reyhan, aslında TÜİK'in son dönemde yayınlamış olduğu bizim de araştırma masası yayınlarında dilimiz döndüğünce içerisinde dikkatimizi çeken kısımları, önemli olan kısımları aktardığımız verilerden de bir derleme yapmaya çalıştık. Şimdi Türkiye'nin nüfus ve ekonomik büyüme anlamındaki genel olarak rakamlarını konuşur vaziyetteyiz ama bunun tabii bir de detayları var. Son olarak nüfusun kent ve kır dağılımı ile ilgili TÜİK'in yayınlamış olduğu bir araştırma vardı ve bu noktada da baktığımız zaman nüfusun toplam yüz ölçümünün neredeyse %1,6'lık kısmına tekabül eden kısımda yaşadığını yoğunluklu olarak görmüştük. TÜİK'in yapmış olduğu araştırma içerisinde yer alan rakamlardan, yani yaklaşık olarak 55-60 milyonluk nüfusun 12 bin metrekarede yaşadığını söyleyebiliriz bu noktada. Özellikle kent yoğun, özellikle İzmir, Ankara, İstanbul üçlüsünde yığılan nüfusları görüyoruz ve kadın nüfusun da erkek nüfusa oranla yaklaşık olarak 0,6'lık bir yüzdesel değişimle fark gösterdiğini de söyleyelim. Az önce benim anlatmaya çalıştığım grafiğimiz de geldi. 58 milyon kişi şu anda grafikte görüleceği üzere 12 bin kilometre kare alanda yaşıyor Reyhan. Burada baktığımız zaman Türkiye'nin profiline önümüzdeki seçime girerken yaklaşık olarak artık 8-10 yıl içerisinde 100 milyona ulaşacak nüfusun kabaca %70'inin yoğun kentte yaşadığını, hatta orta yoğun kentleri de işin içine koyduğumuz zaman %80-85'lik kesiminin yoğun kent habitatı içerisinde yaşadığını görüyoruz. Tabii kent yaşamı deyince sadece şehirde yaşamın sürmesi değil, bunun alt kırılımları var. Yine TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları ile yoksulluk araştırmalarına baktığımızda da örneğin konut sahipliğinin son yıllarda geriye geldiğini konuşur vaziyetteyiz. Gelir ve yaşam koşulları araştırması içerisinde de 2021 ve 2022 yılı geçişi arasında konutta yaşayanların konut sahipliği oranıyla beraber açıkçası
o konutların sahipliğinin oranının %0,9 gerilediğini görmüştük. Şu anda da Kent-Kır sınıflaması geniş yaş grubuna göre baktığımızda da nüfusun az önce ifade ettiğim gibi özellikle tüm yaş gruplarında kentte yoğunlaştığını görüyoruz yine %70'ler oranında. Konutlardan bahsederken de bir yıl içerisinde 2021-2022 geçişinde konut sahipliği oranının %0,9 gerilediğini ifade etmiştim. Son olarak yoksulluk araştırması içerisinde de özellikle ücretli gelirlerin bir yıl içerisinde yine TÜİK'in rakamlarına göre 2020-2022 geçişinde gerilediğini, bu ölçüde de şu anda ekrana geldi. Maaş ve ücretle geçinenlerin gelir dağılımındaki payının %1 gerilerken müteşebbislerin %3,5 yukarı yönde seyrettiğini görüyoruz. Menkul kıymet gelirlerinin %1 yukarı yönde seyrettiğini görüyoruz son bir yıl içerisinde ve sosyal transferlerin gerilediğini görüyoruz. %4'lük rakama yaklaştığında toparlayacak olursak da konuttan gelir durumuna, nüfustan nüfusun yaşadığı mekansal düzeneye baktığımızda böyle bir profil var. Reyhan, az önce söylemeye çalıştığım ev sahipliği oranının yukarıda görüleceği üzere %1'e yakın gerilediğini 2021-2022 geçişinde ileten grafik de geldi şu anda ekrana. Böyle bir profil çizmeye çalıştık hafta sonu seçimler yaklaşırken diyerek toparlayabiliriz. Çağlar, çok teşekkürler aktardıkların için. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve şimdi hisse piyasalarını detaylı bir şekilde değerlendirmek üzere FinTables kurucu ortağı Yunus Şahin'e gidiyoruz. Yunus Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş buldum. İyi yayınlar. Günaydın. Çok teşekkürler. Evet, borsa tarafına baktığımız zaman şu anda böyle tam yatayda yön arayışı içerisinde olan bir tablo karşımıza çıkıyor bu saatlerde. 4800 seviyesinin üzerinde görüyoruz. Gün pozitif başladı aslında. %1'in üzerinde prim vardı. Ve seçim öncesindeki tabii ki son işlem günü olmasının önemi büyük. Ne dersiniz? Nasıl bir gün geçirmeyi bekliyoruz? Dalga boyunun yüksek olmasını bekliyor musunuz bugün? Evet, dalga boyumuz zaten ilk bir saatte yeterince yüksek oldu. Dediğiniz gibi %2'lere yakın yükselişte yükselişi görmüştük. Ancak sonrasında %1'e yakın eksileri gördük. Şimdi yeniden nötrlendiği, hafiften pozitife geçtiği bir ortamdayız. Özellikle bankacılık endeksinin daha pozitif tarafta kaldığı, holdinglerin biraz onu takip ettiği ama genele çok da yayılmayan bir hareket var şu an için baktığımızda yukarı gidenlere. Bunun da sebebi elbette pazar günkü seçim. Türkiye'nin son yıllarındaki en kritik seçimlerden bir tanesi. Çünkü ilk defa muhalefetin kazanma ihtimalinin daha yüksek görüldüğü bir ortamda seçime gidiliyor. Ve ilk turda da bitme ihtimali artık iyiden iyiye güçlendi. Özellikle dün gelen Konda'nın anketi, ki son seçimlerdeki başarısı onların güvenilirliğini birazcık daha güçlendiriyor. Oradan gelen 49'un üzerindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, diğer tarafta Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yönelik yaptığı açıklamalarla birlikte bu seçimin ilk turda biteceği beklentisi güçlenmiş oldu piyasada ve bu belirsizlik ortamının sona erecek olması da tabii ki piyasaları pozitif etkiledi. Dün yani yılın en güzel günlerinden birini geçirdik. Hatta son yılların en güzel günlerinden birini geçirdi Borsa İstanbul. %8'e yakın yükseliş vardı. Bankaların neredeyse tamamı tavandaydı. Yine holdingler tarafında ciddi yükselişler vardı. Bundan sonraki harekete baktığımızda tabii ki bu pazar seçimin bitip bitmeyeceği ana konu. Eğer olur da biterse ve seçimin kazananı anketlerde önde olan Kemal Kılıçdaroğlu olursa, sonrasında daha ortodoks politikaların uygulanacağını biliyoruz. Bu konuda hem ittifak ortaklarından hem de ortakların ekonomi koordinatörlerinden yeterince açıklama gördük zaten bugüne kadar ve genel olarak orada daha ortodoks politikaların, daha ekonomi normallerine dönüşün fiyatlandığını bugün Borsa İstanbul tarafında görebiliyoruz. Öyle olursa tabii ki bir süre sıkılaştığımız, daha sonrasında da daha normal politikalarla, daha istikrarlı bir büyümeyle ilerlemesi bekleniyor Türkiye'nin. Bu da borsada fiyatlara yansıyor. Özellikle liralaşma stratejisi kapsamında en büyük cezayı çeken bankalarda şu an için en pozitif tarafta kalanlar oldu. Çünkü bankalara döviz mevduatlarına karşılık, ek karşılık
döviz mevduatları için ek karşılıklar getirilmişti. Döviz mevduatların oranlarına göre tahvil alım zorunluluğu getirilmişti. Devlet tahvilleri aldırılmıştı ve dolayısıyla bankacılık sistemi normalde işlemesi gerekenin birazcık dışına çıkartılmıştı. Dolayısıyla bu da karları baskıladı ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni zarar baskıları oluşturmuştu. Alınan tahvillerden dolayı edilecek zararlardan bahsediyorum. Bu da negatif ayrışmaya sebep olmuştu. Ama özellikle son bir haftadır aslında bankaların birazcık da seçim sonrasında dönülmesi beklenen ortodoks politikaları fiyatladığını söyleyebilirim. Evet. Dediğim gibi gayet güzel bir ortam var. Önümüzdeki hafta eğer yani bu pazar seçim biterse bu pozitif seyrinde devamını bekleriz elbette. Evet, bu pozitif seyirin devamını bekleriz diyorsunuz. Yani orta uzun vadede borsa için anladığım kadarıyla görünüm biraz daha pozitif olma özelliğini taşıyor. Bunların hepsini anlattığınız, belirtmiş olduğunuz o özellikle işte ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine dair seçim sonucundan bağımsız olarak takip edeceğiz. Ama şöyle bir hani sektörel olarak baktığımız zaman acaba hani hangi sektörler öne çıkabilir seçim sonrasında ve bunun tam tersi olarak hani hangi sektörler biraz daha geride kalabilir, bunu da merak ediyoruz. Bankacılıktan bahsettik zaten. Evet. Özellikle ortodoks politikaların en fazla yarayacağı taraf bankacılık olacaktır elbette. Genele baktığımızda burada havacılık birazcık öne çıkıyor. Çünkü şu ana kadar ilk 4 ay verilerini aldık bu hafta. Nisan verileri de geldi. 2019'un üzerinde rakamlarla ilerliyor şu an sektör. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında bunu görmüştük ama yılın tamamında yolcu sayısı 2019'a yaklaşamamıştı. Bu sefer baktığımızda 2019'un çok daha üzerinde bir dönemin geçtiğini görüyoruz. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları çok iyi geçti sektör için. Yüksek sezona yaklaşırken de neredeyse yüksek sezona yakın rakamlar görmeye başladık. Mart'ta ve Nisan'da geçtiğimiz yılların Mayıs'larından daha iyi rakamlar aldık. Dolayısıyla havacılık tarafı seçim sonucundan bağımsız olarak aslında her halükarda iyi gitmesini beklediğimiz sektörlerden bir tanesi. Buradaki iki temsilci de yani hem Türk Hava Yolları hem Pegasus'u öne çıkartıyoruz. Çünkü her iki şirket de filolarını gitgide gençleştiren, verimliliğini arttıran bir model uyguluyor ve bunu yaparken de uçak sayıları her geçen çeyrek artıyor. Artan yolcu kapasitesi ve beraberinde artan verimlilik de karları iyileştiriyor tabii ki. Yolcu sayılarında da yeni rekorlar gördüğümüzü hesaba katarsak havacılık için tarihin en iyi döneminin 2023 olacağını söyleyebiliriz. 2019'du, 2022 rakamlarında 2019 yakalandı. 2023'te 2022 rakamlarının da aşılması bekleniyor. Dolayısıyla havacılık burada pozitif ayrışabileceğini düşündüğümüz sektörlerden. İkinci tarafta otomotiv geliyor bizim için. Orada da verileri takip ettiğimizde talebin ciddi şekilde öne çekildiğini ve ilk çeyrekteki verilerin çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hatta Nisan rakamları da geldi geçtiğimiz hafta. Nisan ayı da tarihin en iyi Nisan olarak kayda geçti. Şubat'ta ve Mart'ta biz bunu görmüştük. Tarihin en iyi Şubat, en iyi Mart ve en iyi Nisan ayları peş peşe gerçekleşti. Tabii ki burada öne çekilen bir talep de var. Çünkü seçimden sonra özellikle döviz fiyatlarının daha yukarıda oluşmasına yönelik bir konsensüs oluşmuş durumda. Yani daha normalleşen politikalarda kurun bu kadar baskı altında tutulmadığı bir piyasada döviz kurlarının biraz daha yukarıda dengelenmesi bekleniyor. Dolayısıyla otomotiv fiyatları da buna bağlı olduğu için insanlar erkenden otomobil almak istedi. Bayiler de bunun farkında olduğu için kotalarının daha büyük kısmını ilk çeyreğe getirtmeye çalıştı. Yani seçimden önce getirtmeye çalıştı ve otomotiv satışlarını yükseltti. Ama her halükarda seçim sonrasında da biz satışların iyi gitmesini bekliyoruz. Çünkü burada gerçekten ciddi bir ertelenmiş talep var. Bugün hala bayilere gittiğinizde yılın neredeyse sonuna yaklaşan vadelerde araç teslim edilebileceği söyleniyor. Dolayısıyla otomotiv tarafında biz burada pozitif ayrıştırdığımızı söyleyebilirim. Kimler negatif ayrışır diye soracak olursanız orada özellikle ihracatçı şirketlerin bu yılın kaybedeni olduğunu söyleyebilirim. Onun da sebebi aslında yine baskılanan kur aslında. Çünkü yılın başında çok yüksek bir asgari ücret artışı yapıldı ve döviz kurunun hiç yükselmediği bir ortamda yapıldı. Yani 300 dolarlardaki asgari ücretin bir anda 450 dolarlara geldiğini gördük biz. Dolayısıyla bu maliyet direkt ihracatçıya yansımış oldu. Avrupa'da da bizim en büyük ihracat pazarımız olan bölgede de bir resesyon olduğunu düşünürsek zaten talepte sıkıntı vardı. Bir de üzerine artan maliyetlerle birlikte marjlar problemli hale geldi. Evet, enerji geçtiğimiz yıla göre daha ucuz. Bu birazcık rahatlatıyordu. Ama dediğim gibi özellikle işçi maliyetlerinin burada problem yarattığını gördük. Diğer konu tabii ki parite. Bizim ihracatçımızın en büyük isteği Euro-Dolar paritesinin olabildiğince yukarıda oluşması. Paritede çok
iyi ortalamalarla seyretmedi ilk çeyrekte. Görece daha iyi noktadayız şu an. 1.10'lara doğru yaklaştığından 1.05'lerle başlamıştık yıla. Ama paritede tarihi ortalamalarının, yani bizim ihracatçımızın sevdiği o 1.20'ler etrafındaki pariteden çok uzakta. Bu da onların marjları üzerinde zaten bir problem. Hem resesyonu hem artan maliyetleri bir arada düşündüğümüzde de ilk çeyrekte marjları en çok zayıflayan ve en zayıf tabloları açıkçası biz sanayici tarafta gördük. Dolayısıyla bu yılın geri kalanında da bunun çok değişmesini beklemiyoruz. Çünkü seçimi kim kazanırsa kazansın, Temmuz'da iyi bir asgari ücret artışı geleceğine yönelik vaatleri duyduk zaten. Kur tarafında da bu artıştan daha az yükselişler piyasa tarafında beklendiği için döviz bazında asgari ücretin Temmuz'da artacağını söylemek çok yanlış olmaz. Evet. Bu da dolayısıyla o sanayiciye, o ihracatçıya döviz bazında maliyetlerin arttığı yeni bir dönemi getirecektir. Ve yılın geri kalanında da çok hızlı bir toparlanma beklemiyoruz burada. Evet. Zaten dünyada da resesyon beklentilerinin var olduğunu düşünürsek, yani talebin zayıf olduğu ortamda marjlar iyice düşecektir diye düşünüyorum. Özellikle ihracatçı, sanayici tarafı birazcık daha zayıf gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet, havacılık sektörü, otomotiv sektörü bunlar öne çıkabilir. İhracat tarafında da biraz sıkıntılar olabilir dediniz. Sektörel bazda çok teşekkür ediyoruz. FinTables kurucu ortağı Yunus Şahin bizimle beraberdi. Ve biz şimdi bir söyleşi ekranlara taşıyacağız. Ciner Medya Grubu'nun ABD temsilcisi Ali Çınar'ın sorularını yanıtladı. Great Hill Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tom Hayes ve Fed'in gelecek dönemdeki faiz politikalarına ilişkin mesajlar verdi. Aynı zamanda bu hafta takip ettiğimiz ABD enflasyonunu da değerlendirdi. İzleyelim. Tom, welcome to Bloomberg HD. Tom, Bloomberg HD'ye hoş geldin. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için Ali. Evet, enflasyon rakamları takip edildi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve %4,9'a geldi. Beklentilerin altında gerçekleşti ve bildiğin gibi Fed'in hedefi %2 oranı. Acaba nasıl değerlendiriyorsun enflasyonu? Buradaki beklentilerin nedir enflasyona ilişkin olarak? Evet, bu gerçekten de çok önemli bir veriydi. İnsanlar bu konuyla alakalı olarak biraz endişe içindeydi. Çünkü biraz böyle beklentileri aşması bekleniyordu. Ama beklentilerden daha iyi bir şekilde geldi. Örneğin işte araba fiyatlarının, uçak bileti fiyatlarının aşağı geldiğini görüyoruz. Ama belki de bunun en önemli tarafı bu raporun barınmayla ilgili detaylardı. Ve o bize şunu gösterdi. Barınma ve kiralar burada biraz artık tavan seviyesine ulaştı gibi duruyor. Ve bu tüketici enflasyonu verisinde çok yakından takip ettiğimiz bir durumdu. Yani burada artık aşağı gelmesi bekleniyor. Ve artık bu 12 aylık sözleşmelerin artık biraz böyle aşağıya geldiğini, baz etkisini gösterdiğini söyleyeceğiz. Bir fikir vermek gerekirse aylık aydan aya örneğin barınma tarafında 66 baz puanlık bir yükseliş var. %0,66 yani ve orada daha önceden 80 baz puandı ve bir öncekinde 45 baz puan ve 71 baz puan vardı ve bu işte kiralara kıyasladığım zaman. Yani barınma ve kiralardaki düşüşe baktığımız zaman o zaman işte Fed'in hedefine biraz daha ulaşabileceğiz gibi duruyor. Ama %2 önümüzdeki yıl içerisinde biraz gerçekçi olmayabilir. Ama yine de %4 belki de %3 oranına gerileyen önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyon göreceğiz. Ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Fed son toplantıda bir duruma sinyali verdi ve bu işte bu verinin detaylarına baktığımız zaman orada artık bir faiz artış beklentisi bu veri açıklandıktan sonra biraz daha azalmış gibi duruyor. Bankacılık krizi geçtiğimiz son iki ayda çok önemli takip edildi ve birkaç banka battı ve başka bankaların da iflas edebileceğine dair endişeler var. Şu anda nasıl görüyorsun bankacılık sektörünü ABD'de? Evet, bu da mümkün olabilir. Ve burada iki tane farklı faktör var bu iflasların temelinde. Bunlardan bir tanesi Fed, ikincisi de Fed. Her şaka yapıyorum. Ama işte Fed aslında bir noktaya kadar bundan sorumlu. Çünkü Fed faizleri çok hızlı bir şekilde çok yüksek seviyelere çıkardı. Ve belki de işte mevduatların pandemi
sırasında tek o inanılmaz bir yükseldiğini görmüştük ve faizler %0 oranındaydı. Yani kötü bir zamanlamaydı yatırım yapmak için ve sonrasında bu tam tersine döndü. Bu birinci sebep. İkinci olaraksa mevduat çıkışları oluştu. Çünkü artık başka bankalarda farklı bir şekilde bir faiz oranından fayda sağlayabilecek kişiler alıp varlıklarını oraya taşıdı. Ve aynı zamanda onların birazcık daha iş yapma maliyetlerinde de artış oldu yükselen faizlerle beraber. Bence burada iki tane çözüm var. Bunlardan bir tanesi, biz hala şuna inanıyoruz. Burada sigortaların yükselmesi gerekiyor. Şu anda 250 bin dolarda. Bizce bunun biraz daha yükselmesi gerekiyor. Yani örneğin işte belki burada yönetici kadro, yani başkan burada belki de geçici de olsa bir kanun yürütmeliğe girene kadar belki işte 500 bin ila 1 milyon dolara kadar bir sigorta olabilir ve bence bu bir şekilde hayata geçirilirse o zaman çözümlerden biri olabilir. İkincisi ise enflasyon şu anda aşağı geldiği zaman Fed bir şekilde bir faiz artışını durdurursa o zaman biraz daha bu bankalar için iyi haber olacak. Yani yatırımcılar da biraz daha bankalar konusunda burada kalabilmek için daha kendilerini güvende hissedebilirler. Ama işte şu anda bildiğimiz şey şu, şimdilik bu enflasyon verisiyle beraber faiz artışları durmuş olabilir ve veya bir şekilde bu mevduatların sigortaları yükseltirse bu çözüm olabilir. Ama belki de bu gelişmeler yaşanana kadar bir iki bankanın daha, ki küçük ölçekli bankaların daha iflas edebileceğini takip edebiliriz. Birçok şirket birinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Bu gelişmeleri, bu bilançoları çok yakından takip ediyorsun. Hangileri iyi performans gösterdi, hangileri kötüydü? Genel olarak birinci çeyrek bilançoları için beklentiler çok düşüktü zaten. Örneğin işte Mart 1 itibarıyla o çeyrek için %6 ila 7 arasında bir düşüş olacağı bekleniyordu. Ama şimdi yalnızca %2.2'lik bir düşüş oldu ki bu da beklentilerden çok daha iyi. Aslında yani 2021'in 4. çeyreğinden bu yana en iyi beklentileri aşan bilanço oldu. Apple örneğin en fazla beklentileri aşanlardan bir tanesi oldu. Microsoft ve Intel yine böyle önemli beklentileri aştı ki %15 oranında teknoloji şirketlerinin biraz daha olumsuz bilanço açıklaması bekleniyordu ama o yalnızca %6 şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu da biraz buradaki risk iştahını arttırmış gibi duruyor. Ve biz burada ikinci çeyreğe giderken beklentiler biraz daha iyileşmiş durumda. Ve aynı zamanda olan şeylerden bir tanesi de şu, bilançolar birkaç aydır genel olarak 2023 için, 2024 için aşağı gelmeye başlamıştı. Ancak son birkaç hafta içerisinde bunların yeniden yukarı gittiğini görüyoruz. Yani örneğin işte 250-251 dolar konusu örneğin işte biraz bunun imkansız olduğunu düşünenler belki bir ihtimal daha iyi olabilir bilançolar diye düşünmeye başladı. Ve 2024'te belki daha iyi bilançolar görebiliriz ve orada da bunun etkileri izlenebilir. Son sorumda Tom, hedge fonları 9.1 milyar dolarlık bir ekleme yaptı gibi duruyor. Geçen dönemde biraz daha böyle oradan banka çıkışları olmuştu. Hedge fonlar hakkında ne düşünüyorsun acaba? Evet, burada birkaç milyar dolar vardı ve işte belki de uzun vadeli gelişmeler vardı ki bu işte örneğin milyar dolarlık fonlar için yeni açılımlar olabilir ve 2023 seviyesinde baktığımız zaman 2017'den beri küresel çapta bu yeni açılımların en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yani belki burada büyüdüklerini görüyoruz hedge fondların ama önümüzdeki dönem bunlar da değişebilir. Daha fazla piyasalarda bilançoların da düzelmesiyle beraber, varlık fiyatlarının düzelmesiyle beraber bu yılın sonuna doğru biraz daha iyi olabilir ve tekrar pek çok sermaye, pek çok likit hedge fonlarına akabilir.
Böylelikle fokusunu noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından risk yönetimiyle beraber olacağız.